Arkadaşlar, bugüne Merkez Bankası ile uyandık. Döviz fiyatlarına hemen baktık. Gördüğümüz karşısında inşallah rüya görüyoruzdur dedik. Ancak gerçek olduğunu, acı bir gerçek olduğunu anlamak fazla zamanımızı almadı. Merkez Bankası'nın siyasal iktidardan bağımsız olması gerekir. Merkez Bankası'nın bağımsız olabilmesi için hükümetin maliye politikasını eleştirebilir olması gerekir. Merkez Bankası bunu yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü onun önündeki en büyük engel Cumhurbaşkanlığı sistemi, tek adamlık sistemidir. Hükümet Merkez Bankası Başkanı'na saygı duymalıdır. Demokrasilerde bu böyledir. Merkez Bankası hükümetin politika uygulayıcısı değildir. Bir ülkenin ekonomisini dünyada saygınlık kazanabilmesi için Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerekir. Son 5 yılda Merkez Bankası'nda tam 5 tane başkan değiştirildi. Son olarak da dün gece Merkez Bankası yönetiminin yarısı görevden alındı. Sonuç olarak döviz aldı başını gitti. Kim kaybetti? Birileri zenginleşti, milletimiz kaybetti. Bugün Türkiye'de eğer ekonomi kötüye gidiyorsa iki tane temel sebebi var. Birincisi, dünyanın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı güvensizliği. İkincisi, keyfiyetle yönettiği için güvenmiyorlar Erdoğan'a. İkincisi, Cumhurbaşkanlığı ucube sistemi. Çünkü bütün bir sistem bir kişinin iki dudağı arasında. Recep Tayyip Erdoğan öngörülemez bir şekilde davranıyor. Recep Tayyip Erdoğan keyfiyet içerisinde davranıyor. Kararları danışmıyor, ortak akılla almıyor, kendi başına alıyor, uyguluyor, milletimiz ceremesini çekiyor. Herkesin kaderi bir kişinin iki dudağı arasında olursa o ülke sıkıntı yaşıyor. Yatıyoruz, kalkıyoruz, bir bakan görevden alınmış. Yatıyoruz, kalkıyoruz, Merkez Bankası'nın yarısı görevden alınmış. Yatıyoruz, kalkıyoruz. Bizim vatandaşımız dünden olduğundan daha çok fakirleşmiş. Yatıyoruz, kalkıyoruz. İstanbul Sözleşmesi raftan indirilmiş. Böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Ekonomi böyle bir yönetim anlayışına güven duyabilir mi? Millet yiyecek ekmek bulamıyor. Yumurta 1 TL, simit de 2,5 TL olmuş. Asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlarımızın bilmesi gereken en önemli şey, aldıkları ücret Çin'deki asgari ücretin de altında. İnsanlar köleleştiriliyorlar. Koskoca Türkiye'nin bütün kazanımları kayboluyor. Tek çare var, hemen seçim. Derhal seçim. Ancak onlar seçimden kaçıyorlar. Çünkü koltuklarını kaybedeceklerini düşünüyorlar. Çünkü varlıklarının tek nedeni koltukları. Ekonominin yeniden düzelebilmesi için çözümü Cumhuriyet Halk Partisi biliyor. Liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu bunları tek tek açıkladı. Bir, Merkez Bankası'nın bağımsızlığa kavuşması gerekiyor. Ve ucube başkanlık sisteminden Türkiye'nin derhal ama derhal kurtulması gerekiyor. Güçlü parlamenter sisteme geçmemiz gerekiyor. İçimize sindiremediğimiz önemli bir şey de, değerli yurttaşlarım, 84 milyon vergi yükü altında ezilirken bu ülkenin kaynaklarının peşkeş çekildiği bir avuç zengin iktidar desteğiyle servet ve vergi kaçırıyor. İşçi, esnaf,
mendil, köylü Recep Tayyip Erdoğan'ın beşli çetesinden daha büyük. 83 milyon vatandaşımız Recep Tayyip Erdoğan'ın beşli çetesinden daha büyük. Bizim insanlarımız, çalışan, emek sarf eden insanlar vergi kaçıramıyorlar. Kim vergi kaçırıyor? Bunu Pandora'nın belgelerinden anladık. Nedir bu Pandora'nın belgeleri? 117 ülkeden 650 gazeteci oturmuşlar, çalışmışlar. Süper zenginlerin, politikacıların ve vergi ve servet kaçırmak için kurduğu offshore hesaplarını tek tek incelemişler. Kim bu kendi ülkesine ihanet edenler? İsim isim çıkartmışlar. Tüm dünya bu belgeleri konuşuyor. Türkiye'den de isimler var. Kimler? Şaşırır mısınız? Hayır. Milletin anasına söven Mehmet Cengiz'in adı var. Sarayın müteahhiti olan Rönesans var, Demirören var, Çalık var. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar Türkiye'nin kaynaklarını usulsüz ve iktidarın kendilerine olan destekleriyle elde ettikleri servetlerini vergi ödememek için vergi cenneti olan ülkelere kaçırıyorlar. Pandora'nın kutusu aralandı. Ama biz ne istiyoruz? Biz tamamen açılmasını istiyoruz. Biz gerçekleri görmek istiyoruz. Biz neden yoksullaşıyoruz? İnsanlarımız neden çaresiz? Bu ülke neden yönetilemiyor? Kaynakları nasıl tüketiliyor? Bilmek istiyoruz. Vatandaş vergi cehennemine dönmüş Türkiye'de yaşarken kimlerin vergi cennetine milyar dolarlar aktardığını biz bilmek istiyoruz. Bu saray efradı servet kaçırdığı için Türkiye vergi cehennemine döndü. Beşli çete, tam bu beşli çeteye 10 yılda 128 kez vergi indirimi yapıldı. Beşli çeteye, 5 tane şirkete 128 kez vergi indirimi yapıldı. Peki şimdi soruyorum. Vatandaşa yüzlerce kez vergi arttırımı yapıldı. Milyarlarca liralık vergi borçları bu insanların silindi. İktidar vergi cennetleri listesini 5 yıldan beri açıklamıyor. Açıklasa ne olur biliyor musunuz? 2016 yılında bir yasa çıktı. Bu vergi cenneti ülkelerini eğer açıklarsa devlet, eğer açıklarsa iktidarın başındaki kişi yani Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkelerle işlem yapan firmalardan Türkiye Cumhuriyeti %30 vergi kesecek dedi. Yasa var mı? Yasa var. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeleri açıklıyor mu? Açıklamıyor. Kimi koruyor? Kimi koruduğunu az önce söyledim. Beşli çeteyi koruyor. Mehmet Cengiz'i koruyor. Rönesans'ı koruyor. Çalık'ı koruyor. Demirören'i koruyor. Peki milleti? Hayır. Milleti korumuyor. İktidar vergi cenneti listesinde bu insanları arkasında dimdik duruyor, milletin arkasında durmuyor. Maaşıyla, asgari ücretiyle yaşamaya çalışan milletimiz daha da yoksullaşıyor. Milletimiz eziliyor, onlar semiriyor. Ancak buradan bir kere daha gözünüzün içine baka baka değerli yurttaşlarım şunu ifade etmek istiyorum. Kendisi diyordu ya dünya beşten büyük diye. Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha buradan sesleniyorum. 83 milyon vatandaşımız senin beşli çetenden daha büyüktür, daha değerlidir. Bunu unutma, sen unutursan biz hatırlatmaya devam edeceğiz. Ama sen bu vatandaşlarımızın tam da kara kış gelirken yine bir kriz içerisinde daha çok yoksullaşması ve kara kışı ağır şartlar altında geçirebilmesi için
ekonomi bakanıyla altyapı oluşturuyorsun. Erdoğan'a çağrımızdır. Öncelikle sarayından çık. Vatandaşın arasına katıl. Soğuktan titreyen insanları görürsün kışın. Evine ekmek götüremeyen insanları görürsün. Çaresizlik içerisinde dükkanını açıp da siftah yapmak isteyen esnafı görürsün. Kileri boş olan çiftçiyi görürsün. Ama sen bunları görmek istemediğin için sarayından çıkmıyorsun. Sarayından çıksan, bunları görsen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği kara kış fonunu derhal oluşturursun. O beşli çeteye verdiğin milyar dolarlardan vazgeçip milletin, yani 83 milyonun bu kara kışta yoksulluk içerisinde bu kara kışı geçirmesine izin vermezsin. Bu kara kışı geçirmemeleri için yoksullukla Kemal Kılıçdaroğlu'nun sana yaptığı çağrıya kulak ver. Kara kış fonunu milletin kaynaklarını peşkeş çekmeden millet için harca oluştur ve millet bu kışı sıcak yuvasında güven içerisinde devletine dua ederek geçirsin. Yoksa devletine dua etmeyen insanların ahı gelir senin yakana yapışır. Sen hala bu ülkeyi kurduğun vakıflarla, üstelik de Bilal Erdoğan oğlunla hiçbir iş yapmadığı, ne yaptığı belli olmayan, bildiğimiz okçulukla ilgilenen oğlunun TÜGVA adında bir vakıfı desteklediği, kurulduğu andan itibaren milyarlarca doların bu vakfa aktarıldığı, kendine AKP gençlik kollarına FETÖ tipi bir örgütlenme yaratarak militan yarattığın, devletin gücünü, devletin polisini milletin zabıtasıyla karşı karşıya getiren bir TÜGVA'yı oluşturdun. Ne yapıyorsun? Onlara da peşkeş çekiyorsun. AKP ülkeyi yönetemiyor ama bu sırada TÜGVA Genel Başkanı da bir açıklama yapıyor. Dün basın toplantısında söylemiştim. Demiştim ki bunlar torpil yapıyorlar. Bunlar çocuklarımızın önüne geçiyorlar diye. Enis Eminoğlu, TÜGVA Genel Başkanı, dün gazetecilerin yayınladığı torpil belgelerine ilk önce hayır böyle bir şey yoktur dedi. Bugün diyor ki evet böyle bir şey vardır. Ama birisi bunu sızdırmış diyor. Biliyorsunuz bu ülkede evinde milyarlarca dolar saklamak suç değil. Biliyorsunuz vergi kaçırmak için ayakkabı kutularında servetlerini bir odada saklamak suç değil. Biliyorsunuz oğluna telefon edip de oğlum paraları sıfırladın mı deyip de yakalanmak suç değil. Ama bunun duyurulması, bunun ifşa edilmesi, açıklanması bu ülkede suç. Kendileri bile artık savunamıyorlar. Kendi genel koordinatörlerini fişlemişler. Genel koordinatörlerini neden fişliyorlar? Yarın FETÖ tipi bir yargılanma söz konusu olduğunda kendi ellerinde kendilerini savunacak bir alan yaratabilmek için. Ama Bilal Erdoğan onlara sahip çıkıyor. Türkiye şaşkınlık içerisindeyken Tayyip Erdoğan'ın başka bir işi yok. Tayyip Erdoğan'ın oğlunun. Bilal Erdoğan diyor ki ya çok başarılı olduğunuz için sizleri eleştiriyorlar diyor. Ya Bilal Erdoğan hani babanla uğraşıyoruz da senden de uğraşmak istemiyoruz ya. İşin mi var, işine mi bakarsın, gemilerin mi var, gemilerinle mi ilgilenirsin? Ne yapacaksan yap da bu milletin yakasından hiç olmazsa sen düş bari. Bana bir tane TÜGVA'nın torpille getirdiği kişinin Türkiye'deki başarısını göster ya. Sen diyorsun ki karışık kuruşuk işlere mi bulaştınız, apuk sapuk işler mi yaptınız ki diyorsunuz. Sen ne yaptıklarını gayet iyi biliyorsun. Bu milletin insanları, anneler, babalar evlatlarını mühendis, kaymakam, vali, asker, polis yapabilmek için okutuyorlar. Ama siz orada
torpil listeleri hazırlayıp kendinize bağlı militanlar yetiştirmek için devlet kadrolarına kendiniz torpil yapıp bu çocuklarımızın önünü kesiyorsunuz. Sizin yönetiminiz sayesinde bugün emeğine hakkıyla yurt dışında burs kazanan çocuklarımız dahi doğru işe yerleştirilemiyorlar. Neden? Çünkü Türkiye'nin önündeki en büyük takoz sizsiniz. En büyük takoz bunları engelleyen Recep Tayyip Erdoğan oğlu ve efradıdır. Gerçekten bu enkazın kaldırılabilmesinin artık tek bir yolu kalmıştır. Ayrımcılık yapmayan, milleti ayrıştırmayan, liyakatı esas alan, her vatandaşımızın hakkı olan işi elde etmesi için onları ayrıştırmadan kucaklayacak olan bir iktidarın göreve gelmesi. Adı millet iktidarıdır. Bunun için derhal seçim gerekir. Değerli arkadaşlarım, Süleyman Soylu'dan bahsetmeden bir basın toplantısını bitirmek mümkün değil. Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın 31 Temmuz 2017 gecesi kuşkulu intiharıyla bir dosya açıldı. Bugün İsmail Saymaz'ın köşesinden öğreniyoruz ki bu soruşturma kapatılmış. Hem de yakın bir zamanda Sedat Peker bazı gerekçelerini de açıklandırarak bunları inceleyin diye topluma tekrar, kamuoyuna tekrar bilgi aktardığı bir dönem içerisinde olmuş bu. Hadi o mafyadır, ona güvenmeyelim. Bir emniyet, ilçe emniyet müdürü intihar etmiş. Kuşkulu bir intihar. Şimdi siz kamuoyuna açıkladınız mı? Bu dosyayı neden, niçin kapattınız? Biz nedenini ve niçinini biliyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dönemi karanlık bir dönemdir arkadaşlar. Kirli bir dönemdir, suçlu bir dönemdir. Bir dönem kurduğu bir çarkın parçası olan mafyalar, Erdoğan'ın yandaşları, çeteler bugün çarşaf çarşaf kirlilikleri ortaya çıkıyor. Ama bunların üstünü İçişleri Bakanı Soylu örtmeye çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldi. Göreve geldiği ilk yıl müfettişlerini oluşturdu. Kendisinden önceki kendisine devredilen dosyalarda yolsuzluklar var mı araştırın dedi. Şöyle bir yolsuzluk dosyası çıktı. Bu yolsuzluk dosyalarını iktidar duyar duymaz İçişleri Bakanı'nın emriyle bu yolsuzluk dosyaları araştırılmasın diye dosyalara el konuldu. Süleyman Soylu yönetimindeki iktidar suç dosyalarını açıklanmasını istemiyor. Mafyanın araştırılmasını istemiyor. Uyuşturucu baronlarının ortaya çıkmasını istemiyor. Kara para aklayanlarının açıklanmasını istemiyor. Hepsinin arkasında dağ gibi duruyor ama insanlarımızın arkasında bir tek duran var. Adı Millet İttifakı'dır. Adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Soylu'nun atadığı kaymakamlar, valiler bir bir FETÖ'cü çıkıyorlar. TÜGVA FETÖ tipi bir örgütlenme ya da böyle bir örgütlenme tipiyle yeni kadrolar oluşturuyorlar. Kendi partisinden bir eski milletvekili dahi, gerçi kendisi de çok matah birisi değildir ama isyana geliyor, haykırıyor. Soylu bu FETÖ'cüleri görevden al diyor. Yani kendi partisi bile, içinden milletvekilleri bile, kendi üyeleri bile karşı çıkarken o suç örgütlerini, terör örgütlerini, kara para aklayanları, uyuşturucu baronlarını korumaya devam ediyor. Artık
Süleyman Soylu'nun kendisi de bir milli güvenlik meselesidir. Derhal koltuğu bırakmalıdır. Türkiye'nin en şerefli, en onurlu makamı olan İçişleri Bakanlığı'na gerçekten dürüst, Türkiye'den yana olan, devletini seven bir insan gelmelidir. Değerli arkadaşlar, bugünkü basın toplantısında Merkez Bankası'nın nasıl yönetilemediğini, savrulduğunu, tek adam yönetiminin ekonomiyi nasıl iflasa uğrattığını açıkladık. Beşli çetenin iktidarın desteğiyle nasıl vergi kaçırdığını açıkladık. Kara kışa karşı milyarlarca doları dışarıya kaçıran suç şebekelerinin arkasında duran Recep Tayyip Erdoğan'ın kara kışa, doğal gaza, elektriğe karşı bir fon oluşturmadığını ama bu fonu acilen oluşturulması gerektiğini söyledik. TÜGVA'da Recep Tayyip Erdoğan'dan uğraşırken Bilal Erdoğan'ın örgütlenmesini, torpil listelerinden bahsettik. Bütün bunlar gösteriyor ki ülke yönetilemiyor. Savruluyor, derhal seçim. Buyurun arkadaşlar. Var mı bir soru? Buyurun. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir tavsiyem var. Siyasette söylenen söz unutulmuyor arkadaşlar. Uçup gitmiyor. Yazıya dökülüyor, hafızalara kazılıyor. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk'üm, doğruyum andını kaldıran bu iktidar değil mi? AKP iktidarı değil mi? Peki Türklükle ilgili sizin Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir sıkıntınız var mı? Peki bu andı kaldıran bir AKP ile nasıl ittifak içerisinde olabiliyorsunuz? Milliyetçiyim diyorsunuz, biz de saygı duyuyoruz. Suriye topraklarında Süleyman Şah Türbesi'ni PKK ve YPG terör örgütleriyle beraber kaçırmak durumunda kalan Tayyip Erdoğan'la beraber aynı masada nasıl oturuyorsunuz? Nasıl oturuyorsunuz? Amerikan emperyalizmine karşıyım. Evet. Peki Amerikan emperyalizminin eş başkanı olduğu söyleyen 3.700.000 insanın kanını, Müslümanın kanını akıtan Recep Tayyip Erdoğan'la kol kola nasıl giriyorsunuz? Milliyetçiyiz, evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ordusunun fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çeken bir anlayışla nasıl birlikte olabiliyorsunuz? Biz anayasanın ilk 4 maddesinin sahibiyiz. Peki Türkiye Cumhuriyeti tabelalarından TC'yi kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında nasıl beraber hareket ediyorsunuz? Siz Kılıçdaroğlu'na fezlekesiyle uğraşacağınıza, bir zamanlar terör örgütleriyle kol koladır, PKK ile birlikte masaya oturdular, Kandil'i muhatap aldılar, Fethullahçı terör örgütlerinin arkasında durdular, andımızı kaldırdılar, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar YPG ile PKK ile diyen AKP ile olan birlikteliğinizi kendi tabanınıza ve milletimize açıkça anlatın. Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldiği günden beri söylediği her sözün arkasındadır. Her sözün arkasında. Kemal Kılıçdaroğlu
Eğer Türkiye'de bir şeylerin, bir siyasi provokasyonların olacağıyla ilgili bir şey söylüyorsa bunu dayandırdığı yeri de açıklıyor. Diyor ki bu ülkenin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi, o kişi çubuk provokasyonunu hazırlayan o kişi, Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK saldırısını örtbas eden o kişi, o kişi çıkıp bir siyasi partinin liderinin bir gezisinden sonra provoke edilmesinin ardından şöyle diyorsa, daha bunlar ne ki başınıza çok şey gelecek, ne bildiğini açıklamalıdır Cumhuriyet savcılarına. Ne bildiğini açıklamalıdır. Ne gelecek? Meral Akşener'in başına daha ne gelecek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına çubuk provokasyonundan sonra, linç girişiminden sonra, PKK terör saldırısında bir askerimizin şehit edilip de o kurşun keşke benim yüreğime saplansaydı da vatan evladının yüreğine saplanmasaydı diyen Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili ne açıklanmasını istiyorsun? Nedir? Ne gelecek onun başına? Sen o koltukta oturuyorsan söylediğin sözün arkasında dur. Cumhuriyet savcılarına de ki benim ülkemin muhalefet liderlerinin başına şunlar şunlar gelecek de. Açıkla, biz de bilelim. Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman siyasi hayatı boyunca dokunulmazlığın arkasına sığınmış bir lider değildir. Onun arkasında durduğu ve arkasına aldığı tek bir şey vardır. Milletimiz. O sadece milletine güveniyor. O boş laflar, hamaset dolu hitabetler yapmıyor. O ülkenin gerçeklerini sade, sakin bir şekilde hem Devlet Bahçeli'nin hem de Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzüne karşı söylüyor. Hiçbir zaman duruşunu bozmuyor. Tam da kendisinin sözüyle bir kere daha söyleyeyim. Arkadaşlar dik durun, eğri belasını bulur diyor. Başka? Ya onlara ne? Kime ne? Kime ne ya? Biz milletimizle ilgili hangi adayı çıkartacağız? Size mi düştü Cumhuriyet Halk Partisi kimi aday gösterecek? İktidara mı düştü? Recep Tayyip Erdoğan'a mı düştü? Devlet Bahçeli'ye mi düştü? Daha bilmediğimiz bir sürü siyasi partiye mi düştü? Yani Cumhuriyet Halk Partisi siyasi hayatı içerisinde hiç adayını açıklamadığı oldu mu? Aday çıkartmadığı oldu mu? Niye merak ediyorsunuz? Kendinizden mi kuşku duyuyorsunuz? Bu ülkede seçim ilan edildiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi de öteki gün çıkar, adayımız budur der. Niye rahatsız oluyorsunuz? Nifak sokmak için, Millet İttifakı'nı birbirine düşürebilmek için, içiniz içinizi yiyor, bunları biliyoruz. Böyle yapayarak bir siyasi parti iktidara gelemez. Böyle yaparak bir siyasi parti büyüyemez. Büyüyemez. Nasıl büyür? Millete hizmet ederek, projelerini açıklayarak, milletiyle birlikte, devleti liyakat içerisinde yönetmeye talip olarak büyür. Kendi projeleri yok. Ülkeyi batırmışlar. Ülkeyle ilgili söyleyecekleri bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı yeri geldiği zaman, zamanı geldiği zaman benim der, ortaya çıkar. Siz de o zaman önünüzü dikler, saygı gösterirsiniz. Evet. Bazı yetkilerde başka şeyler olması lazım.
tartışılmayacak şeyler değildir dedi. Var. Hamza daha sormuş, demiş ki muhalefetin önerileri varsa bu sistemle ilgili genel başkan yardımcısı sormuş, demiş ki biz bunları inceleyebiliriz demiş. Hemen incelemeye başlasınlar. Cumhurbaşkanlığı sisteminin derhal kaldırılmasını istiyoruz. Güçlendirilmiş bir parlamenter sisteminin tekrar inşa edilmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarının milletin seçtiği vekillerden bakan yapılmasını istiyoruz. Bakanların ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın yeri geldiği zaman milletin vekilleri tarafından denetlenebilmesini istiyoruz. Devletin denetim mekanizmalarının derhal işletilmesini istiyoruz. Başta Sayıştay gibi. Hukuk devletinin tekrar inşa edilmesini istiyoruz. Güçler ayrılığının güçlü bir şekilde derhal oluşturulmasını istiyoruz. Basının üzerinden ellerini çekmelerini istiyoruz. Özgür basının dördüncü bir güç olarak derhal kendi görevini en etkin bir şekilde yapabilmesi için tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Anayasadan darbe hukukunun tamamen arındırılmasını istiyoruz. Milletimizin demokratik, özgür, bağımsızlık içerisinde, huzur içerisinde yaşayacağı, herkesin birlikte kucaklaşıp oluşturduğu ve herkesin saygı duyduğu bir anayasanın oluşturulmasını istiyoruz. Çalıştınlar, bize bildirsinler, biz gereğini yaparız. Hukukun sistemi, hukuk sisteminin tekrar, ne dedim? Hukuk sisteminin tekrar güçlü bir şekilde oluşturulmasını istiyoruz. Açarsın, aç dersen söylüyorum, açıyorum. Anayasa Mahkemesi'nin, en üst mahkemenin kararları başka bir mahkeme tarafından değiştirilemezken, eğer yerel bir mahkeme onun kararını tanımıyorsa, orada bir siyasi vesayet vardır. Bunun tek bir nedeni vardır. Ucube Cumhurbaşkanlığı sisteminin tek adamlık uygulamalarıdır. İşte biz Hamza Dağ'a buradan söyleniyoruz. Bu konu üzerinde derhal çalışın. Türkiye'nin herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanına, partisiz bir cumhurbaşkanına, tarafsız bir cumhurbaşkanına, yeminine sadık bir cumhurbaşkanına sahip olmasını istiyoruz. Bunları çalışsınlar, bize bildirsinler. Biz de kendilerine gerekli cevabı veririz. Başka? Teşekkür ederim.